Merhaba arkadaşlar. Bugünkü Tinkercad dersimizde bir çikolata kalıbı tasarımı yapacağız. Tasarımımızın adına çikolata yazıyorum. Bu tasarımda kutu ve çatı şekillerini kullanacağız. Çikolatanın genel görünümünü, büyüklüğünü ayarlayacağımız bir kutumuz olacak. Ve desen vermek için de çikolatamıza çatıdan faydalanacağız. İlk olarak kutu şeklimizi çalışma düzlemimize alalım. Ölçülerini ayarlayalım. Kutunun yerden yüksekliğine 10 mm giriyoruz. Ve en ve boyuna ise 100'er mm giriyoruz. Evet. Çikolata kalıbımızın büyüklüğü bu şekilde olacak. Şimdi buna çikolata görünümü verebilmemiz için desen yapmamız gerekiyor. Onun için de çatı şeklinden faydalanacağız. Çatımızı alalım sahnemize. Çatının en ve boy değerini 20'ye 100 olarak giriyorum. Evet. Çalışma düzlemimizin dışına çıktı. Şimdi çatıyı seçip kopyala diyoruz. Ve ardından yapıştırma özelliğini kullanarak yan yana toplam 6 tane çatı oluşturuyoruz. Evet, yapıştıra basıyorum. 5 ve 6 tane oldu. Evet, 6 tane çatımız bu şekilde oluşturuldu. Tekrar göstereyim, geri alıyorum. Şimdi çatıyı seçtik. İlk önce kopyala dedik, ardından buradan yapıştır diyerek yan yana her yapıştıra tıkladığımızda çatının bir kopyasını hemen yanına yapıştırıyor. Toplam 6 tane olacak şekilde yapıştırmamıza devam ediyoruz. Evet, şimdi çatıyı ters çevireceğiz ve çatının bu gördüğümüz üst kısmı çikolatamızın desenini oluşturacak. Alt tarafa gelecek. Çatıyı ters çevirmek için İlk önce tamamını seçiyorum ve bunları gruplandır diyerek tek bir parça haline getiriyorum. Ardından ters çevirmek için buradaki açı değerini 180 yaparak çevirebilirsiniz ya da çatıyı seçtikten sonra şuradaki aynayı özelliğini kullanarak ters çevirebilirsiniz. Seçim sizin. Şimdi çatıyı ters çevirdik. Ardından çatının yerden yüksekliğini 5 mm yapıyorum. Evet, yerden yüksekliğimi de 5 mm yaptım. Şimdi çatıyla kutuyu seçip bunları ortalı bir şekilde hizalayacağız. Şöyle biraz daha uzaktan bakalım. X ve Y eksenini de ortalıyoruz. Ortaladıktan sonra çatıyı delik olarak ayarlıyoruz. Çünkü çatı şeklimiz desen oluşturacak çikolatamızda. Delik olarak ayarladım. Ardından çatıyı seçip çoğalt ve tekrarla diyerek aynısının bir kopyasını oluşturuyorum. Bunu da şöyle biraz daha yakından bakalım. Bunu da 90 derece sağa doğru çevirerek çikolatamızın çatıyı seçtik. Çoğalt ve tekrar dedik. Şimdi bunu 90 derece çevireceğim. Evet. 90 derece çevirdim. Ardından tüm şekli seçiyorum ve gruplandır diyerek desenimi oluşturuyorum. Evet, çikolatamızın son hali hazır. Ardından rengi de son olarak kahverengi olarak ayarlıyorum.
ve çikolatamın tasarımını tamamladım. Evet, bir kalıp çikolata tasarımı bu şekilde yapmış olduk. Evet arkadaşlar, kutu ve çatı şekillerini kullanarak basit bir çikolata tasarımını bu şekilde Tinkercad üzerinden yapmış olduk. Projemiz bu şekildeydi. Sonraki projelerde görüşürüz. Hoşça kalın.